Dünün olayı benim birinci olmam değildi. Şey oldu. Gerçekleri konuşuyorum. Beni üç kelimeyle anlat. Burak'cığım hoş geldin öncelikle. Burak benim İstanbul Erkek Lisesi'nden en yakın arkadaşlarımdan bir tanesi. Fakat kendisini yılda sadece 5 kere falan görebiliyoruz. Çünkü yurt dışında yaşıyor. Hatta 25 yaşında Erasmus'a gitti. Herkese yaşayabileceği bir tecrübe değildir herhalde. Öncelikle Erasmus nasıldı ve nereye gittiğini birazcık anlatır mısın bize? Güzeldi. Slovenya'daydım 4 aydır. Evet, ben Finlandiya'da oldum zaten. Orada. Ya ufak bir yer tabii. Yani önce İstanbul, sonra Berlin'de yaşadım. Ondan sonra çok ufak bir yer Ljubljana. Ama güzeldi, keyifliydi yani. Biraz şey tabii. 25 yaşında gidince böyle hani o kadar bir partileyelim, şey yapalım modu olmuyor yani. Emin misin? Yani üniversitenin başında muhtemelen daha adapte olunabilirdi ama yani güzeldi. Peki sence yüksek lisansta Erasmus'a gitmek mantıklı mı? Mantıklı mı? Her türlü keyifli bence. Yani bir de değişiklik güzel geliyor insana. Yani işte İstanbul'dan sonra Berlin gittiğimde hani oraya bir alışma süresi geçti. Evet. Ama sonra Berlin'den çok yerleşik hissediyordum. Oraya gidince tekrar bir değişiklik. Yani insanı geliştiriyor bence. Evet, çok güzel bir parmak bastı. Şimdi Burak'la ilgili şöyle bir durum var. Yani durum denir bilmiyorum ama benim için çok büyük bir olay. Burak 2015 YGS'de Türkiye birincisi oldu. Hani ve bunu canlı canlı yaşayan insanlardan bir tanesi de benimdir herhalde. Sınavlar açıklandığında bile ben vardım. Hatta yanımızda şu an çekimin arkasında olan arkadaşlarım vardı. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Bu nasıl oluyor? Yani aynı liselerden geçtik, ettik ama benim aklım gerçekten almıyor. Çünkü bence yani Türkiye'nin sınav sisteminde ne kadar zor ve enteresan olduğunu zaten herkes biliyor. Ve ona adapte olmak ya da hani adapte olduktan sonra belli bir başarıya ulaşmak zor zaten. Ne bileyim, ilk 1000'e girmek işte, 2000'e girmek, ilk 10'a girmek vesaire. Ama birinci nasıl olmuyor? Hani nasıl bir his, nasıl başa çıktın? Onu bir dinlemek istiyorum senden. Ya önce yani birinci olmak şans. Yani tamamen şans. Yani çünkü 10'uncuyla, 100'uncuyla çok bir farkın yok yani. Muhtemelen aynı hazırlandın. Bir soru daha farklı olsa başka biri birinci olacaktı. Atıyorum ben 20'nci olacaktım. Yani tamam birdenbire işte 100.000'inci olmayacaktım ama hani orası artık şans, tamamen kişisel bir şey. Ya işte genel olarak da hani yani birinci olmak hakikaten şans ama iyi yapmak da bence ya sınavın mantığını çözmekle ilgili. Yani ona bir noktada bekliyorsun. Ne sorulabileceğini öğrenmek ve ona göre çalışmakla ilgili. Yani o sınavın genel mantalitesini, nasıl bir şeyi ölçmeye çalışıyorlar onu anlamak önemli bence. Hani öyle. İsterse bence... bir de o günkü senin hikayenden bahsedelim. Günün olayı benim birinci olmam değildi bence. Büyük ihtimalle daha daha keyifli bir hikaye. Şöyle bir şey var Burak'la ilgili. Yani benim Burak'ı ilk misafir olarak ağırlamak isteme sebebim şuydu. Gerçekten belki 12. sınıfta hepimizden daha sosyal, daha fazla eğlenceli işe zaman ayırdıktan sonra onun vicdanıyla da yüzleşmediği için hemen temposuna geri dönebilen bir tarzı vardı ve hani ben yakın arkadaş olduğum için bizim Burak'la şöyle bir durumumuz vardı. Bizim Burak'la evimiz arası iki sokaktı, köydeki evlerimiz. Ve hani aynı dershaneye gidiyorduk. Hafta içi İstanbul Erkek Lisesi'nde hep her gün beraberdik. Ve hani çocuğu canlı canlı izledim bir yıl gerçekten. Ki belli bir çalışma temposunun içine girmeden bu sınavlarda başarılı olunmaz. Hani çünkü öyle bir konsept yok. Yani bir çalışma hikayesinin arkasından geliyor. Ama gerçekten her şeyden de vazgeçmenize gerek yok yani. Burak o sene belki kampa bir gitme muhabbetleri dönüyordu. İzci bu arada kendisi bayağı yıllarca izcilik yaptı. Bu sırada izcilikle de ilgilenmeye devam etti. Bence şöyle bir farkın vardı. Senin onu yapmadığın zamanlarda birincisi kafamda şu an niye ders çalışmak dışında bir şey yapmıyorum stresi olmuyordu. Ben senin başarı hikayenin bir en temel yani zekanla ilişkili bir şey bu bence. Stres yönetimi çok yüksek. Yani ona ben de katılıyorum çünkü şey hakikaten stresten çoğu insan yapabileceğini yani kendi kapasitesinin altında kalıyor. Ya ben hakikaten hiç stresli değilim yani tamam yeteri kadar çalıştığımı düşünüyordum ve hani daha fazlasını niye yapmıyorum diye bir strese girdiğimi ben de hatırlamıyorum. Bir yandan da başka bir şey
ler yapınca eğlenceli işte arkadaşlarına gece dışarı çıkıyorsun bilmem ne, stres seviyeni zaten otomatikman düşürüyorsun. Çünkü yani hayatın o sınav bütün o sene boyunca rahatlaması gerekiyor insana. Yani sadece onun içinde kalırsan, bütün gününü sınavla geçirirsen bence de artar yani. Hani bilmiyorum, ölçebileceğimiz bir şey değil tabii. Hani bu mu etkili olmuştur ama bana şey öyle en azından. Bence kesinlikle etkisi vardır diye düşünüyorum. Bence de vardır yani. Şimdi size anlatmak istediğim, o az önce bahsettiğimiz konuya bir gelmek istiyorum. Sınav sonuçlarının açıklanacağı gün bizim senemizde belliydi hangi gün açıklanacağı. O yüzden böyle birazcık aileler sürekli yokluyor, bir şeyler yapıyor falan. Benimkiler çok yoklamamıştı o gün ama Burak'a direkt mesaj geldi. Çünkü Burak zaten dershanenin Türkiye birincisi oluyor sürekli. Genel sınavlar yapıyor, hepsinin Türkiye birincisi oluyor. Hani bayağı bir beklenti vardı üzerinde. Ama yani tabii Türkiye birincisi İGS'de olacağını biz de düşünmüyorduk. Yani çünkü kim böyle bir şey bekler? Ama o gün açıklanacağı gün biz Buraklarla yemekteydik. Bizim lisenin altında böyle takıldığımız bir yerde yemek yiyorduk. Haber geldi sınav sonuçları açıklandı diye. Biz dedik Burak baksın. Hani çünkü diğerleri çok da öyle de yani birkaç tanemiz zaten kötü geçirmişti sınavı falan. Sonra Burak sonucunu açtı. Böyle ekrana baktı. Sonra bize baktı. Burak'a baktı. Ben de dedim ki kötü mü geldi dedim. Çünkü hani adam yani bence nasıl onu yönetebileceğini bile bilmiyordu. Hiç aklında kurmamış büyük ihtimalle böyle bir şey. Dedi ki bir yazıyor dedi. Ben de dedim nasıl yani? Çevirdi kamerayı, bir yazıyor. Gerçekten biz o telefonu ters çevirip bakıyoruz. Tamam doğru mu görüyoruz diye. Böyle çığlık atıp falan mekandan attılar bizi. Hatta gürültü yok. Sonra o sırada beni babam aradı sınav sonuçları açıklanmış diye. Dedim ben bakamam. Böyle şeylerde çok ses yaparım bu arada. Çok heyecanlanırım hani. Çünkü zaten çok da aşırı parlak bir sonuç beklemiyordum o sırada. Bu arada yine bence iyi bir sonuç da. Değil mi Burak? Neyse babam sonucumu söyledi. Ben yani şeyle alakalı. Evet, beklentiyle alakalı. Ben Sirkeci'de bayıldım. Burak o sırada haber bültenleri arıyor. Show TV arıyor, bilmem ne arıyor falan. Burak diyor ki şu an biraz yok. O sırada beni taksiyle eve götürmeye. Özge ama gerçekten yerde yuvarlanıyorsun yani o esnada. Yani biraz yapmış olabilirim gerçekten. Böyle bayağı tripten tribe girmiştim. Burak o sırada haber bültenini biraz bekletti, biraz işim var diye. Beni babamlara teslim etti taksiyle. Babam Burak'ımla tebrik etsin, beni mi kurtarsın, böyle enteresan bir ortamdı. Ama yani hatırlıyorum daha sonrasında hatta biz buraya sınav sonucunun olduğu vedada bayağı büyük güzel bir tebrik şeyi yapıldı İstanbul Erkek'te. Onun da görüntülerini tam olarak buraya ekleteceğim. Şimdi bu sınavla ilgili kısımdan başka daha enteresan bir konuya geçeceğim. Şunu diyecekler olabilir. Peki bu çocuk nerede okudu üniversiteyi? Burak Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'ne kayıt yaptırdı. Evet. Bazısının böyle seçenekleri oluyor tabii ki. Türkiye'de okumadı. Boğaziçi'ni dondurdu. Yani bir sene hazırlığı okudum. Okudu, hani bir sene kaldım Boğaziçi'nde. Ama sonra Almanya'ya gitmeye karar verdim. Evet, Almanya'ya gitmeye karar verdim. Çünkü bizim lisenin şöyle bir avantajı var. İstanbul Erkek Lisesi abiturla liseden sonra üniversitede okuyabilmeniz için sınava girme hakkı tanıyor size. Yani gerçekten üniversiteyi yurt dışında okumak istiyorsanız bayağı büyük bir avantaj, özellikle şu anda. Bunu öncelik olarak belirlediğini düşünüyorum insanların biraz daha. Evet evet, yani direkt bir Almanya'da lise ama bitirmiş gibi oluyoruz. Şu yani biraz şov değil mi? Hani çalışmışsın bütün sene. Öyle de böyle IQ'su belki 200'e yakın ama hani çocuğun gerçekten çalışması lazım yani. Bu kadar çalıştın, ettin. Hani zaten isteseydin en başta Almanya'ya gidebiliyordun. Ama sınava yani YGS, LYS çalışmayı tercih ettin. Evet, o zamanlar daha popülerdi bu arada Türkiye'de kalmak. Hani şey, evet, seçenek olarak Boğaziçi'nde okumak çok popüler bir seçenek. Ama hiç okumadı Boğaziçi'nde, yani kendi lisans eğitimine dair herhangi bir dersi hiç almadan direkt Berlin'de Berlin Teknik Üniversitesi'ne geçti. Berlin Teknik Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okudu. Yani ben Türkiye birincisi olsaydım, alnıma yazarım. Türkiye'de çok büyük bir prim, hani prestijli bir şey. Yani Türkiye'de okumak bana o an çok daha prestijli gelirdi. Sonuçta her tanıştığın insanla bir şekilde o diyalog dönecek falan. Bir sanki hemen gidemezdim gibi geliyor. Onun yüzünü yaşamadan. Ama sen gittin yani. Nasıl bir yoldan geçerek buna karar verdin?
Yani öncelikle o muhabbet o kadar da güzel bir muhabbet değil yani. Herkesle o birincilik üzerinden bir muhabbet yapmak benim hoşuma gitmiyor aslında. Şov arkadaşlar. Şov. Yok gerçekten ne diyeceğini bilmiyoruz. Nasıl oldu lan? İşte ilk defa bu birinciyle tanışıyorum. Yani işte normal insanlar var. Büyük ihtimalle biraz daha asosyal zannediyorlardı seni. Ama tanıştık 5 dakika muhabbet eden herkes ne kadar sosyal ve hani birazdan başka konulara da geleceğiz. Oradan anlarsınız kafa yapısının aslında ne kadar enteresan olduğunu. Oradan hani kötü, nesi kötü ya? İnsanın gelip bunu sorması bence değil ya. Burada gerçekleri konuşalım. Yani bilmiyorum, bana şey gibi geliyor. Ben hala sevmese Türkiye birinciliğimi gündeme getiriyorum yeri geldiğinde yani. Ya benimle ilgili çok bir şey ifade etmiyor gibi geliyor. Yani. Evet. Derdim o yani. O etiket olarak insanların kafasına çocuk Türkiye birincisi olarak kalıyor. O da benim aklımda bir şey ifade etmiyor gibi hissediyorum. Ama şeye gelirsem hani niye gittim? Yani lisedeyken kesinlikle birinci önceliğim şeydi. Türkiye'de okurum ben yani. Plan buydu zaten. Evet. O yüzden çalıştım yani doğal olarak. Ki bence Boğaziçi de güzel bir yer yani okumak için zaten. Türkiye'de kalacağım diye çalıştım tabii. Ya işte dediğim gibi birinci önceliğim Türkiye'ydim. O yüzden çalıştım hani. Burada da gayet de iyi oldu. Yani şu an nasıl bir sürü insan Türkiye'de kalmak istemiyor okumak için veya mesela çalışmak için. Mesela biraz daha erken bir aydınlanma olarak. Evet çünkü kendimi daha yani bir şey olduğu için hayatımı belki birebir etkileyen bir şey olmadı. Yani ki esas neyse ülkedeki yani atmosfer gerilmeye başlamıştı zaten. Ya ben de açıkçası şey oluyordu hani çok fazla vaktimi kafa olarak yani oraya şey yapıyordum. Stres oluyordum bununla ilgili düşünüyordum falan. Biraz onu önlemek için hani bu ortamdan uzaklaşayım gibi bir kafayla şey oldu. Berlin'e gitmeye karar verdim. Yani öncelikle Almanya'ya gitmeye karar verdim. En kolay ihtimali olduğu için benim için işte bahsettiğim gibi liseden dolayı. Sonra işte şehir seçmesi kaldı biraz. Peki şu anda Berlin'deki hayatına tam olarak alıştın mı? Alıştım. Yani şu an işte 5 sene oldu. Gerçi son bir seneyi çok Berlin'de geçirmedim işte bu korona ve Erasmus sebebiyle. Ama hani alıştım artık. Ev gibi biraz daha orayı hissediyorum tabii. Evet. Burak Berlin'e yerleştikten sonra biz de Burak'ın yanına bayağı gittik. Burak sürekli o ara yurt değiştiriyordu. Sürekli yurtta ilgili sıkıntılar yaşıyordu. Evet. Oradan oraya geçiyordu falan. Böyle 20 metrekare odada herhalde 10 kişi kalmışlığımız olmuştur yani. O yüzden biraz Berlin'deki hayatlarını gördük açıkçası. Çok hani yabancı değilim ama şöyle bir şey oluyor. Siz oraya tatil amaçlı gittiğiniz için Burak orada üniversite okuyan birisi. Üniversite hayatını hiç görmüyorsunuz aslında. Hani adapte olmuş olduğunu farkındaydım ama üniversite hayatı nasıl geçti hiçbir fikrim yok. Yani mesela şu an o kadar yakın arkadaş olmamıza rağmen Berlin teknik zor muydu? Biraz zordu sanki. Biraz uzayan bir şey oldu ama. Biraz vakit aldı. Yani Berlin'de şu anda bizim liseden dolayı da artık sizin oradaki tanıştığınız insanlardan dolayı da çok fazla tanıdığımız insan yaşıyor. O yüzden ben mesela şu anda Berlin'e gidip okusam, eğer yüksek lisans yapmaya karar versem örneğin, çok zorlanmam gibi geliyor. Siz zaten kalabalıksınız orada yani. Böyle bir şans tabii ki önemli. Ama tek gitseydin de alışır mıydın sence? Ya her şey tamamen daha farklı olurdu gibi geliyor. Yani ilk belki benim iki tane Alman arkadaşım vardı. Evet. İlk gittiğimden beri ben işte bizim liseden oraya giden insanlarla daha çok arkadaş geliyorum. Yani bunu yapmayanlar da oldu bu arada. Yani yine bizim liseden gidip orada daha ortamını geliştirenler oldu. Bilmiyorum biraz şey, hani zaten yeni bir yere gidiyorsun. O konforu da kendine tanıyorsun gibi. Ya tamam çok da kasmayalım bildik insanlarla işte ne oldukları evet. Belli gibi bir şey. Yani çok bu arada tavsiye ettiğim bir şey değil. Yani tabii ki o sadece kültürel deneyimi yaşamak için çok tavsiye edilen bir şey değil yani. Biraz daha evet farklı insanlar. Evet tabii ki yani o entegrasyonu evet. Yaşaman gerekiyor. Ama kötü bir şey de değil yani hani böyle korkunç ya işte şey. Hiç işte liseden olan insanlarla devam biz ediyorsun. Biz de burada hani öyleyiz aslında. Evet. O zaman ya şöyle, yani bence dediğim gibi adapte olmanız için bayağı bir şanstı. Ondan sonra üniversitede mesela senin için üniversitede derslere gidip çok giriyor muydunuz yoksa sen not alıp mesela atıyorum not alma muhabbeti not alıyordunuz onları mı çalışıyordunuz? Yani Berlin Teknik'teki eğitim, ya şimdi burada bir lisans eğitimine hani başlamadığım için çok şeyini bilmiyorum. Zorluk vesaire olarak karşılaştırmasını bilmiyorum. Ama hani Boğaziçi'nden falan Erasmus'a gelenlerden duyduğum kadarıyla, anladığım kadarıyla hani çok böyle ekstrem bir zorluğu yok. Hatta bence şöyle bir avantajı var. Türkiye'de insanlar ortalamaları
üzerine çok şey yapıyorlar, emek sarf ediyorlar. Yani yüksek bir ortalamaya sahip olmak istiyorlar. Evet evet, yani Türkiye'de işe alımda da önemli çünkü hani mantıklı. Ama Almanya'da bu genel olarak çok çok önemli bir şey değil. Yani işe alımlarda falan da not ortalaman çok önemli olmadığı için hani şey yapmana gerek yok. Kendini paralamıyorsun yüksek olsun diye ortalaman. Öyle şey, bir avantajı var. Abiturda da bence vardı o aynı şekilde. Aynı şekilde. Üniversiteye onların hani sınav, üniversiteye yerleştirme sınavı gibi düşünün. Onların da belli bir puanlama sistemi var. Mesela tıp çok yüksek gerçekten. Evet, yani çok iyi bir puan yakalamanız gerekiyor. Onun dışındaki renç o kadar da şey değil yani. Kötü bir puanla da yani ortalama altı bir puanla da iyi bir üniversiteye gidebiliyorsun. Evet yani benim girdiğim bölümde hani abiturdan ne puan aldığını hiç böyle evet, abiturunun olması ya, yetiyor. Evet. Ama işte birkaç özellikle biyoloji ağırlıklı işte tıp, biyoloji, işte genetik falan o tarz bölümler Almanya'da da çok talep gördüğü için puanı yüksek. Ama onun dışında işte dediğim gibi ya puansızdı benim bölümüm direkt. Hani abiturun elindeyse gidiyordum, kayıt yaptırıyordum bu. Evet. Ortalama dediğim gibi kadar önemli değil. Yani o yüzden çok stresli bir evet, şey. Evet yani burada genel Türkiye'deki genel bütün eğitim sistemi sıralama üzerine olduğu için o yani sürekli bir yarış, sürekli bir yarış. Almanya'nın farkı orada hani sen ne kadar iyisin, senin notun kaç yani hani şey biriyle kıyaslamıyor durmadan, sen sınıf arkadaşlarını da geçmeye çalışmıyorsun durmadan. Hani o iyi, senin belli bir kalitede olup olmadığını ölçüyor sadece sistem genel olarak. Yani üniversite hayatı da öyleydi yani öyle ben yani bölümde birkaç kişi vardı ama onun dışında böyle çok yüksek ortalamalar yapayım işte öyle olsun bunun kaygısında olan kimseler yoktu yani insanlar işte okuyor, öğrenmeye çalışıyor o şekilde. Gerçekten belli bir yaşa geldiğinizde özellikle böyle 23-24-25 şey fark ediyorsunuz yani gerçekten hayatının sonuna kadar bir şekilde bunu yapmayacak olsam bile bunu okuduğum için bunu yapmadığım dönemde bir buhran yaşayabilme ihtimalim var. O yüzden o süreçleri iyi analiz etmeniz lazım ve yani belki de 18 yaşında vereceğiniz bir karar olsa bile ya işte açacaksınız internetten bu tarz içerikler izleyeceksiniz ya çok iyi araştırma yapacaksınız ya daha tecrübeli insanların tavsiyelerini alacaksınız. Başka bir şekilde yanlış karar vermek kötü yani çünkü bence. Kurun bu hızlı değişimi, çok artması, oradaki hayatınızı nasıl etkiledi? Zorlanıyor musunuz? Çünkü sonuç olarak şu an yurt dışına çıkmak isteyen insanların evet. kafasındaki en büyük soru işareti evet. bu. Hani bu süreci kaldırabilir miyim maddi olarak? İnsanlar böyle kaygılar yaşıyorlar şu anda bir yandan hani bunu araştırırken. Nasıl etkilendiniz? Çalıştın mı? Yani şöyle ben giderken tabii işte kur 3 falan, 3 küsur, 3.20 öyle bir şeylerdi. Ve işte Almanya özelinde giderken öğrenci vizesini almak için ya işte bir yerden burs alıyorsan onu belgeliyorsun. İşte aylık benim şu kadar gelirim var diye onların istedikleri bir miktar var çünkü seni kabul etmesi için. Yani o ilk öğrenci vizesini vermesi için. Ya da bloke hesap açıp bir senelik o işte ayda şu kadar diyorlar. O parayı yatırıyorsun. O da işte 10 bin euroya yakın bir para. Ve onu koyabiliyor olman gerekiyor ve o parayı işte sana ay ay veriyorlar. Şimdi gidişte bir kere o parayı koyma derdi var. Yani şu anki bu kurla ciddi bir problem bu gidecekler için. Onun dışında o parayı da boşuna koymuyorsun. Gerçekten gittiğinde de harcıyorsun yani. Hani ay ay aldığında geri yatırdım gibi bir şey yok. Ama özellikle yani şu anda da çok fazla insan işte Berlin'e geliyor. Hani tanıdık Türkiye'den. İşte master'a geliyor, çalışmaya geliyor bir şey oluyor. Çok rahat iş buluyorlar. Yani öğrenciyken de kendilerini geçindirecek parayı kazanabilecekleri işi çok rahat buluyorlar. Ben de bir dönem çalıştım. Yani 1,5 sene falan çalıştım. Yani şöyle zaten Alman öğrencilerin çok büyük çoğunluğu da çalışıyor. Ve kendilerini öyle geçindiriyorlar. Yani Türkiye'de öğrenciler hani büyük ölçüde ailelerine bağımlı. Yani daha çok öyle oluyor. Hani en azından Almanya'daki kadar yaygın değil. Yani çalışan yine burada da çok fazla öğrenci var. Ve işte ne bileyim ben bir garsonluk yapıyorsun. Haftada 20 saat çalışarak. Kendini gerçekten Berlin gibi büyük şehirde bile geçindirecek parayı kazanabiliyorsun. Yani o rahat tabii ki. Ama hani çalışmadan şu an Türkiye'den o parayı yetiştireyim. Çok yani zenginsen okey. Benim üstünde olmak lazım. Gerçekten şu an çok zor. Yani, çok zor. Özellikle İngiltere'de falan hayal edemiyorum şu an. Evet oralar tabii daha da pahalı. Çok korkunç tabii yani. O zaman son soruma geliyorum. Burak şu anda bir lisans eğitimine daha başladı. Burak'cığım onu biraz anlatmak ister misin? Çünkü enteresan. Hani dediğim gibi bu başarının yanında kendi hobilerine de kendi ilgi alanlarına çok saygı duyan kişilerden bir tanesi. O yüzden
Ne okumaya başladın şu anda? Yani bahçecilik diyebiliriz sanırım. İlk defa okudum bu arada. İki gün önce öğrendim. Bu arada biliyorsun falan dedim. Neyi falan dedim. Bahçecilik falan diyorum ki. Ha. Ya bahçecilik bilimleri falan gibi çevirebilirim. Ya ben zaten şey istiyordum hani bir büro işindense daha hani toprağa yakın bir şey yapayım hani en nihayetinde. Hani zaman evet yani hani ne zaman olacak nasıl olacak bilmiyorum. Ama hani biraz daha hani bunu öğreneyim hakikaten diye öyle istiyorum diye olmuyor. Yani çok karmaşık bir şey hani sonuçta toprakla uğraşmak çok ciddi bilgi istiyor. Ama hep vardı yani kafamda öyle bir şey. Ve şimdi ona yönelik eğitime de başladım işte ikinci bir lisans bayağı programı güzel. Yani. Güzel gidiyor yani bayağı bir dönem bitti gibi işte bayağı da iyi gidiyor şu an. Keyifli birinci, gidiyor yani. Ortalama birincisi olabilir. Çünkü evet. Bir kişi seçmiş bunu diye duydum. Öncelikle sana çok teşekkür ediyorum bugün geldiğin için. Çünkü Burak'ın gelmesini ben 3-4 aydır bekliyordum. Hani benim video content kafamda oluşmuştu ama... Kesinlikle ilk almak istediğim kişi Burak'tı. Arkadaş olarak dünyanın en zıt karakterli iki insanıyız. Ama çok yakın arkadaşız gerçekten. Ve hani sizin de biraz bu konuda kafanızda biraz fikir oluşması için bence çok iyi bir aday oldu kendisi. Ve çok iyi yönetti süreci benden daha iyi yönetti. Çünkü sizi görmeyeceksiniz ama girişte biraz zorlandım videonun girişini çekerken. Onun dışında şu an bu videoyu çektiğimiz bu alanı gördün diyene Tayyip Mustafa'ya çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda kameranın arkasındaki Burhan'la bir araya çok teşekkür ediyorum. Evet, sizler için biraz profesyonel çalışıyorum arkadaşlar. Böyle, seni söylemek istediğin son ne var? Yani ben de gerçekten böyle bir şeyi ne kadar istediğini biliyorum, yapmayı istediğini. Kendin için yapıyorsun bunu. Çok mutluyum yani böyle bir şeyi sonunda yaptığın için. güzel olacak. Yani güzel olacak diye düşünüyorum senin için. Tamam o zaman beni 3 kelimeyle anlat ve videoyu kapatalım. 2000 years later. Nasıl düşün? Hadi abi sen birinciye gelse birincisin. Yani tamam. Beni daha fazla... 3 kelime... Birincisine. Yani ilk başta tabii şimdi deli diyeceğim. Ama doğru. Yani evet gerçekten hani şey sağlam bir çılgınlığın var. İkincisini alalım. İkincisi gerçekten yani bir insanın sahip olabileceği en iyi dostlardan birisin. Yok, hakikaten öyle yani. Arkadaşlığımızın zor zamanlarda geçtiği süreçler oldu. Çok zorlandı zamanlar oldu. Evet ve yani daha şey olan taraf sendin. Gerçekten çok iyi bir dostsun. Yani bence bunu hayatındaki herkes söyler. Bayağı şeysin. Yani düşünceli, şey verici. Yani gerçekten böyle yani. Üçüncüsü de kardeşimin makyaj yaptığını için söylüyorum. Yardımsever diyorum. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar haftaya görüşürüz. Videoyu beğenmeyi ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok öpüyorum. Hoşçakalın.